İyi günler arkadaşlar, ben Sefa Acarsoy. Bugün Satisfactory oyunumuzda 3. bölümle beraberiz. Burada yaratık öldürmüştüm ama bir mail geldi. Muhtemelen bizim şeyler gitti ya. Enerji gitti. Onun maili, sigortalar attı. Peki niye attı abi? Ben ekstra bir sigorta kullanmadım ki. Şu çalış... Ha, bunlar çalışmaya başladı diye. Yo, atmamış abi. Yaratığı öldürdüm diye mi geldi acaba? Şimdi neler var? Bu değil, bu değil, bu değil. Güç devresi bildirme, evet. Fuse triggerlanmış. Niye? Bak şu an evet çalışmıyor. Bundan direkt geliyor. Güçler güç bitmiş. O zaman abi şöyle bir şey yapacağız. Yine takılmaya başladım. Şu an çalış dedik. Dur çalış demenin bir anlamı yok. Şeyden... Heh burada. Yani bundan mı geliyor enerji? Evet bundan geliyor. Çalıştır abi. Çalıştır. Yine attı. O zaman... Kapasiteyi aşan bir üretimimiz var demektir. O zaman acı ne yapıyoruz biliyor musun? Sen şu amcayı bir yok et. Sonra senden enerjiyi değil. Senden enerjiyi buraya alalım. Tamam mı? Sen de şey oldun. Tamam biliyoruz. Sen şöyle geliyorsun. Şuraya bağlanıyorsun. Yetişir mi oraya? Yetişir. Çok güzel. O zaman acım sonrasında şuradan da bu kablolar yok olacak. Gel abi. Tamam. Sonra neyi yok ettik? Bunu yok ettik. Sen de yok ol. Sen buna bir enerji ver. Sonra sen buna enerji vereceksin ama ilk önce bunu yok etmemiz lazım. Ne yaptık abi? Bakır nereden çıktı ya? Bu kireç taşını, kireç taşının enerjisini farklı bir enerji üreticiye aktardık. Ve bu konveyörün şeyin, işleyicinin ne halksa artık adı. Bu sebeple kullandığımız enerji üretim, yani biyoyakıt yakıcının bir nevi şeyini azalttık. Yükünü azalttık. Tamam şu an çalışıyor ikisi de. Nasıl? 9 tüketiyor, 9 üretiyor. Güzel. 20 kapasitesi var. Evet. 23'e çıkmış. Kapasite aşımı olduğu için de sigortalar attı. Mantıklı. Şimdi bir chat'e bakalım. Bence şu anda en azından şeyimiz tamam. Başlangıç aşamamız tamam. Biraz daha etrafı geliştirmeye geçmemiz lazım. Base building ile başlayabiliriz ya da bunlardan herhangi birini seçebilirim öncesinde. Base building bize bir base oluşturmamızı, adı üstünde base oluşturmamız, yani foundationlar, duvarlar falan ekliyor. Ben kullanıyorum onu da. Kullanmasam da olur aslında. Çok da bir olayı yok gibi geliyor ama gelecekte lazım mı bilmiyorum. File research, nesne tarayıcı, işaretsel depo, bu önemli. Productivity display, bunları kullanmadım hiç ama bu size bahsettiğim muhtemelen hani birkaç yere falan göndermek için gereken bir amca muhtemelen. Hangisiyle başlayalım, hangisini ilk üretelim? Lojistik mi? Lojistik. Bunda da mesela şu güzel, yani yeni bir sandık yapabiliyoruz. O avantajımız olabilir. Şu ikisi arasındayım. Şu ikisi arasındayım. Hadi bununla gidelim ya. Madem bir lojistik oyunuyuz neredeyse, lojistikle devam edelim. 150 tane levha, 150 tane çubuk, 300 tane de işte yavaştan işler zorlaşmaya başlıyor. Çok fazla materyal istiyor. Bunu da tek tek elle yapmak ki yapıyorum. Öyle bir saçmalığım var benim. Yapıyorum ama zor oluyor. O sebeple, aa burada çok güzel materyal varmış bu arada. O sebeple otomatikleşmeye geçmemiz lazım. Şimdi biraz daha yakıt yaptık. Yakıtlarımızı atalım. Yani ondan bahsediyorum. Biraz işler şimdi çetrefilleşmeye başlıyor çünkü daha fazla, çok fazla artık şey istiyor, materyal istiyor güncellemeler. Onu da otomatikleştirmesiz, evet tamam, yapılamıyor mu? Yapılabiliyor. Şöyle mal gibi basıyorsun, bitiyor eninde sonunda ama biraz uğraştırıyor. O sebeple mesela demir madeninden bir çıktı alıp bunların hepsini şey yapıcı diyorsun. Ne yapıcı diyorsun? Demir levha yap diyorsun. Hadi girişelim. 4 tane daha kablo lazımmış bize. İlk başta bir tane levha için yapalım. 4 tane kablo. 4 tane kablo. Hemen yapalım. Zaten 4 tane yapabiliriz en fazla. Eritici inşa edeceğiz. Gel abi. Girişi şurası, çıkışı şurası. Tamam. Ne eksik lan hala? Ha şey istiyor. Bu sert metal plaka mı? Öyle bir şey var. Ondan istiyor. Şu. Bunu yapmak da zor. Allah'tan yine o düşen hava aracından bize bırakmış bir şeyler. O nasıl bir cümleydi be? Tamam budur abi. Şimdi aynı hizaya gel. Ya da aynı hizaya gelme. Şöyle yap. Tamam. Konveyör gel abi. Sen de buraya. Peki. Ay anan plaka senin.
Çok fazla plaka istiyor oyundaki materyaller ve plaka yapmak da biraz zor. Uğraştırıyor. Şimdi bize 150 tane plaka gerekiyor. 100'ü geçtik şu anda. Bunlar otomasyona alınması gereken şeyler ama bir süre ben otomasyona geçmedim. Yani en azından bunların çevrilmesine geçmedim. 150'yi bitirdik. Biraz zaman harcıyor, evet. Belki diğeri de zaman harcıyor. Sadece sen basıp tutmuyorsun. Aslında çok da bir farkı yok. Belki aynı anda iki şeyi birden yapabildiği için avantajı var ama sonuç olarak yine zaman harcıyor ve bekliyorsun. O sırada da yapabileceğin başka bir şey yok zaten. Bundan da bir 150 tane gerekecek. En sıkıntılısı tel. Telden 300 gerekecek. Elimde aslında var mı elimde tel ya? Sanırım ya, yok. Harcadık hepsini. Onu unuttum. Onların hepsini harcadık. Bunları şuraya koyayım da envanterden bir arınsınlar. Abi kaç olduk şimdi? 100-200'e vardık. Bundan bize 300 tane gerekecek. Çok az bir şey daha çubuk yapacağız. Sonrasında bitmiş olacak. Kale tarafına gidilir mi ortaken? Ben kale tarafındaydı ofis. Gümbetteydi şey. Neydi onun adı? Aha bak, bir seviye daha atladık. Lan video çekiyoruz, bunları konuşuyoruz da ben bunları nasıl video koyacağım onu bilmiyorum. Tam da zamanda, hani burada olmasa mesela, bir seviye atladığımız yerde olmasa koymam. Keser geçerim de. Keser geçerim ne demekse. Şimdi koymak zorundayım. Tamamdır. Bu amca gidiyor. Biz bir geliştirme yaptık. Nedir abi? 3 dakika içinde geri dönecekmiş. Neydi? Lojistik geliştirmesi. Bu lojistik geliştirmesiyle işte konveyörlerde ayrılma falan amcaları gelecek. Bu kapsül gidiyor, teknolojileri alıyor, geliyor gibi bir şey herhalde bu. Sonrasında geldiğinde yeni geliştirmeye geçiyorsun. Artık bu hub'ı geliştirmiyoruz. Hub çünkü maksimumunda şu anda. Yapabileceğim şeyleri geliştiriyorum. Bu şekilde. Bize peki yeni gelen ne var? Onu da şöyle hemen şurada bir şey olması lazım. Dikey taşıyıcı bandı. Yani ikinci kat geçtiğimde koyabileceğim. Bak bunlar geldi. Yeni o yaptığımız araştırmayla beraber. Biyokütlü yakıcı geldi. Vardı zaten o. Şurada bir amca olması lazım ya. Ondan yapıyor olmam lazım benim. Uzay asansörü. Bu oyunun amaçlarından biri. Uzay asansörünü kuracaksın. O uzay asansörüyle şirkete malzeme göndereceksin de. Bir şey vardı. Neydi o? Onu unuttum. Daha gelmedi. Research yapabileceğiz yakında. Yani araştırma yapabileceğiz. Onu bekleyeceğiz. O araştırma binasının gelmesi gerekiyor. O geldikten sonra daha da rahat olacak. Bazı araştırmalar yapabileceğiz. Bu amcamız geri geldi. Şimdi yeni görev alabileceğiz. 10 saniyede anca iniyor yalnız. Şimdi abi ne yapıyoruz? Yeni bir hub görevi alabiliriz. Base building var, file research var. İkisini de almak istemiyorum aslında. Çünkü ikisi de beni biraz korkutuyor. Hacı bir saniye, bu konveyör nerede lan? Bir saniye, bu şey. Bir saniye. Bu tamam, bu üretim için. Şimdi Hacı dayı, bu buradan demir depoluyor. Demir tamam. Şey yok, mesela oyun ilerleyen zamanlarında olacak mı bilmiyorum. Ben buradan mesela bu amcaya geçireceğim diyelim. Konveyörle bağlantı sağlayacağım. Diyeceğim ki bana demir levha yap. Buna da tamamım. Ama bir şey verebileyim. Diyeyim ki bana 500 parça atıyorum metal levha yap. 500 parçanın üstünü yapma. Ama bu yok ne yazık ki. Bu konveyör gitti geldi değil mi? Bize peki bana herhangi bir şey getirdi mi? Mesela bir tane amca olması lazım. Bu demin yaptığımız üretim bandı gibi, şu ekipman atölyesi gibi bir tane daha bir şey vardı. O henüz gelmedi demektir. Uzay asansörüne şu an hiç girişemem. O zaman abi şu hub'la devam edeceğiz. Ne isteyelim? File research ya da base building. Base building girelim. Çünkü base yapmak istiyorum. Sonrasında çok zor oluyor. Base için bir sürü materyal lazım. Bir kere 200 tane bu amcadan gerekecek. Bende kaç tane var? 7 tane var. 80 tane de yapabilirim. Ama çok fazla zaten kireç taşım var. Onları toplarsam bunu yapmak çok zor olmayacaktır. Diğerlerini zorlayacağını düşünüyorum sadece. 100 tane... O 100 tane diğeri. Yapalım abi. Gel abi. Sen ne yap biliyor musun? Power yok tabii bunda. Sana bir power bağlayacağız. Kablo yapmamız lazım onun için. Hangi power'a bağlayacağız seni? Şimdi eski power'a bağlasak bu sefer yine güç tüketimi fazla olacak. Ve sigorta atma durumu olabilir. Seni nereye bağlayacağız abi? Zaten o eski power'da yer var mı onu da bilmiyorum. Tamam. Şimdi gel abi. Şu power'a bağlarım. Bağlayabiliyor muyum? Bu hangi power oluyor? Yeni power. Tamam olur. Biraz karıştıracağız ortalığı ama yeni power'a bağlansın. Buradan bunları alırım. Buraya bir tane daha konteyner yapacağım. Yetmiyor çünkü buraya konteynerimiz. Gel abi. Bir tane daha giriş yap şuraya. Şöyle dip dibe. Tamam çok güzel oldu.
Çünkü bu fullenecek. Fullenmesin. İki konteyner dolusu olsun. Bu da çalışmaya başladı. Buna bir konteyner vermeyeceğim. İçinde 100 tane biriktikçe alırım. Ya da bir tane konteynere, şu konteynere bağlayabilirim bunu. Yok, bağlayamam. Buradan geliyor çünkü. Tamam, şimdilik önemli değil. Kalsın böyle. Bana demir plaka yapıyorsun değil mi? 12 tane oldu bile. 100 taneye ihtiyacım var. Elimde de vardır zaten biraz. O sırada biz de beton yapmaya devam edelim. Biraz demir bütçesine ihtiyacım var. Biraz dedim, 100 aldım geçtim, yemin ediyorum. Benim biraz kavramım biraz enteresan. Demir levha. Dur lan, demir levha yapıyoruz da, bu zaten yapıyor demir levha. Bence elimdeki gereğinden fazla yapmıştır zaten. Devam et ya. Devam et, devam et. Demir levha zaten çok gerekiyor. Sen bir devam et abi. Hiç niye durduruyorum ki ben mal gibi. Demir levhamız tamam. Şu 42 taneden de hemen baya fazla yapsın. Yeterli zaten elimdekiler. Matematik. Pert. Pert ve pert. Tamam, bu da tamam. Kırmızı butonumuza basalım. O ne lan? El çıkmıyormuş. Ben onu görmemiştim. Bak bak bak. Milestone reached. You have unlocked several structures. Yeni bazı binaları açtınız falan filan. Şimdi abi biz bir base yapabiliyoruz artık. Bu base için çok 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 fazla beton gerekiyor. Yani nedir? Kireç taşıdır. Çok fazla kireç taşı gerekiyor. Her çünkü materyal için, şöyle göstereceğim şimdi. Şu amcaların her biri için 6'şar tane beton gerekiyor. Bunları da tek tek yapmak gerekiyor. Mesela işleyicide beton yapabiliyor muyum ya? Bak yapabiliyorsam güzel iş yapar bu. Bir yapılabiliyor olması lazım. Yapılıyor. O zaman bir tane daha işleyici kurayım. Tamam mı? O işleyiciden direkt beton yapsın. Zaten beton şu anda kireç taşı benim bir işime yaramıyor. İşleyici yapmak için ne gerekir? İnşa edici. Sürekli işleyici diyorum da. İki tane kablo gerekecek. Hatta biraz daha fazla kablo yapayım. Çünkü oraya da elektrik vereceğim. Şimdi abi buraya geliyor değil mi kireç taşı? Peki onun yerine buradan çıkan amcayı buna, oradan çıkan amcayı ona yapsam bence daha mantıklı olacak. O zaman şöyle bir şey gerekecek bize. Hacı için nasıl? Pek bir şeyin yok. Benim yerim var mı? Peki var. Gel abicim. Tamam. Aldık değil mi içindeki her şeyi? Tamam. Gel abi sen de. Şunları bana ver. Lan bir dur. Geri geldi. Batı Berlin geri geldi. Seni yok edebiliyoruz. Oha, edebiliyoruz lan. Hub'ı komple yok ediyor. Olmaz. Şimdi Hacı dayı. Hacı dayı. Sana ne yapacağız biliyor musun? Sana neler yapacağım biliyor musun? Şimdi abi sana bir tane inşa edici kuracağım. Böyle tam karşı karşıya. Gel abi konveyör. Sen buradan ne yapıyorsun biliyor musun? Beton yapıyorsun. Zaten başka bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Sen de buradan abi bir tane daha konteyner yapacağız. Ya ben bunları yapıyorum da birazdan ben zaten şey yapacağım. Bunların hepsini yok edip temel yapacağım buraya. Ulan ulan ulan, unuttuk onu. Neyse yapalım ya. En azından işimizi hızlandırır diye umut ediyorum. Bu da tamam. Şimdi abi. Sana da enerji vereceğiz. Metro. Oğlum çok reklam almış gibi. Tamam, bu da buraya. Yetiyor mu? Yetmiyor. O zaman şöyle yapacağız abi. Sen benimle gel. Sen. Ben şuradan buraya bir güç çekmemiş miydim ya? Çekmemişim. Şimdi abi hangisi ne kadar yiyor yalnız? Benim şeylere bakmam lazım. Yani bu amcadan hiç elektrik yok. Niye? Ne oldu ki buna? Saniye, buna ne oldu? Allah Allah. Komple elektrik sistemini kapatmışım çünkü. Tamam abi, seni öyle istemiyorum ya. Senin nerede olduğun, ne olduğun belli olsun diyeceğim. Beton yok ama. Sen sabır ver, sen sabır ver, sen sabır ver, sen sabır ver, sen sabır ver. Gel abi. Yani beton en çok sahip olabileceğim şeyken betonsuzluktan sıkıntı yaşamak beni gerçekten çıldırtıyor. Şimdi abi şu enerji, gel abi. Sen buradan geliyorsun, tamam mı? Sana ayrı bir yer açıyorum ben artık. Sana garson yer açacağım. Sen buraya geliyorsun, tamam mı? Burası senin. Şimdi buradan şuna enerji ver. Bir. Tamam mı? Sonra sen abi diğer taraf yani. Nerelere enerji alıyoruz? Sen enerji verme buraya. Gel. Sen buradan enerji alacaksın. Tamam. Şimdi ne yapıyor burası? Buradan buraya enerji geliyor. Buraya. Bu amca şuna enerji veriyor. Ve şuna enerji veriyor. Bu buraya enerji veriyor. Peki bu kablo nereye gidiyor?
Bu kablo da şuradaki eriticiye gidiyor galiba. Aynen, burada bu amcaya gidiyor. Peki bunun enerjisini buradan alıp yerine versek nasıl olur? Yani buna. Buna olmaz. Buna. Buna. Şu an bir sıkıntı görünmüyor. Gayet güzel oldu bence. Peki. Bu 9 watt üretiyor, 9 watt harcıyor. Bu 13 watt üretiyor, 13 watt harcıyor. Tamam. Sizdeki yakıtlar da tamam. Bence gayet iyi. Şu an bir sıkıntımız görünmüyor. Başladın mı abi o zaman? Başladım. Sen buraya beton harcıyorsun, getiriyorsun. Biraz o kadar yavaş ki bu. Benim elle yapmam çok daha avantajlı. Gerçekten çok yavaş yapıyor betonu metonu. Hepsini daha doğrusu. O yüzden orada hallederken biz de burada beton çıkartalım. Kaç beton gerekiyor bana? 100 mü gerekiyor? 1000 mi gerekiyor? 5000 mi gerekiyor? Bir sürü gerekiyor. Ne kadar yer yapacaksam, foundation yapacaksam o kadar beton lazım. Bir kere bunu yok edeceğim. Burayı komple yok edeceğim aslında. Her şeyi yok edeceğim neredeyse buradan. Buraya bir ikinci kat çıkacağım. Peki ben o ikinci katı öncesinde şu yapmıştım. Bu biraz yüksek oluyor. Bunun yerine ikili temel yapsam mesela çok daha güzel görünüyor bence. Yaratık çıkabilir mi onu bilmiyorum. Yaratıklar var çünkü. Yani şöyle mesela şuraya koy bir tane. Yerini koyalım bir de. Şöyle. Aradaki fark bu. İkisine de çıkılabiliyor zıplayarak. Onda bir sıkıntı yok. Yaratıklar gelemiyor mesela şuna. Abi niye bu kadar takılıyor oyun şu anda? Buna yaratıklar gelemiyor. Buna gelebilirler mi bilmiyorum. Bunun avantajı ne? Yani bu foundation'ları kurmanın avantajı ne? Bak burası yine şey olmaya başladı. Foundation'ları kurmanın avantajı bir şeyleri koyarken... Niye takılıyorsun abi? Bu malzemeleri koyarken birbirini hizalayabiliyorsun. Daha rahat oluyor falan filan. Yani şu şekilde herhangi bir şey kuralım. Bak böyle çok daha rahat kurabiliyorsun. Diğeri daha serbest dolaşımda. Bu ise hani sanki orada tile'lar varmış gibi koyulacak piksel piksellerle biliyorsun modunda yani. Bu sebeple avantajlı oluyor. Sanırım şu daha güzel değil mi ya? Etteki arkadaşlar. Şöyle biraz uzaklaşayım. Peki nasıl yapacağız? En büyük sıkıntı o. Her biri 6'şar kullanıyor. Yapamadık. Her biri 6'şar kullanıyor. Öyle bir sıkıntımız var. Yetecek. Şimdi bunları yok edeceğim. Bunu yok edeceğim. Bunda bir şey var mı şu an? Oy varmış. Ha, yokmuş bir şey. Tamam bu daha iyi değil mi? Clay. Bence de. Daha olan. Daha az yüksek olan. Abi şimdi. O zaman benim envanterimi boşaltmam lazım bir yere. Bunu yok edeyim bir. Bu pek bir şey istemiyor zaten. Geldi. İki seviye şöyle. Kaça kaç yapacağımı da bilmiyorum. Ne kadar büyütürsem o kadar zor olacak tabii ki sonrasında. Ben daha kaç çıkmadım hiç ha oyuna. 1, 2, 3, 4, 5 falan filan. Daha buraya doğru da gideceğim. O zaman acı. Şimdi kal. Seni eşyalarımı sana bırakmayacağım. Burada bir tane konteynerim yok muydu lan benim? Yok ettim değil mi ben o konteyneri? Yok. Bundan gelen amcalar nereye? Konteyner yok mu lan? Ha bu konteyner işte. Tamam. Bundan buna gidiyor. 100 tane de şey çıkarttım mis gibi. Tamam abi. O zaman ben tüm eşyalarımı şuraya bir bırakayım. Tamam. Oraya bıraktım. Ben onu silecektim zaten. Çok yanlış şey sildim. Neyse bunu silelim. Ama onun için de buraya doldurmam lazım. O zaman abi bunu silelim. Bunu silelim. Bunu silersek silelim. Tamam. Bunu silelim. Konteynerde ne kadar var? Asıl önemli olan o. Full olmasın da. Tamam bunu da silelim. Hatta bunu da silelim. Tamam çok güzel oldu. Şimdi Hacı dayı. Hemen iki seviye yardır. Çok da iyi oldu. Çok da güzel oldu. Tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tile şu anda. 2, 4, 5. Aynen. Buraya koyamam. Buraya koyarım sonrasında. Şuraya devam edeceğim. Zaten hub'ı da koyacağım için bayağı yer lazım olacak bana. Abla yamuk koymuşuz ha. Şu an fark ettim. Abi hepsini ben bir söktüm. Tamam mı? Kendi oyunumda. Sonra mal gibi unuttum ben onları söktüğümü. Başka bir şeylerde harcadım. Malzemeleri. Bayağı sıkıntı oldu. Ya çok büyük yapamam zaten. Her... Gereksiz oluyor da. Ya sonra da büyütebilirim. Ya hub'ı ortaya kuracağım için ilk önce hub'ın olacağı yeri bir boşaltmak istiyorum. Bir tane konteyner kurayım abi şuraya. Bana şey olsun o. Depolama konteyneri olsun. Zaten hepsi depolama konteyneri değil mi? Tamam bu konteyner benim şu anda eşyalarımı bırakacağım konteyner olsun.
Bu eşyaları bırakırım. Şunları bırakayım da. Çünkü diğerleri benim malzeme yapmam için gerekli olacak. Şunları bırakırsam rahatlarım. Şimdi bir saniye. Öncelikle hacı dayılar. Durun. Zaten pek de bir yakıt kalmamış. Durun, hepsi her şey çalışmayı bir durdursun. Biz de rahat rahat önümüzü görebilirim. Burası abi full. Benim buradan alacağım eşyaları direkt yan tarafa götürmem lazım. Tamamını al. Nerede benim depolama konteynerim? Burada. Şu amcaları bırakacağız. Tamam. Şimdi sen bittin değil mi? İçin boş. Tamam, gel abi. Biraz daha bundan yapalım. En azından önümüzü görebilelim. Şimdi bu mu abi? Bu mu? Bu mudur yani bana sıkıntı çıkartan? Bu da tamam, bu da tamam. 5'e 5'lik bir... Yok. 2, 4, 6. 5'e 6'lık bir alanımız oldu şu anda. Tam olarak olmasa da. Gayet güzel. 5'e 6... Aslında yeter çünkü hub'ımız 3'e 2 neredeyse. Şöyle gördüğünüz gibi 3. Yana doğru da 2. Abi 5'e 6 yaparsak şöyle uzunlamasına koyarız tam ortadan. Mesela buradan koyarsak 1, 2, 3, 4. 5. nerede lan? 5 değil ki şu an. 4. 2, 4. Buraya doğru ilerleyelim. Burası olsun. Değil mi? Bu taraf çünkü saçma olur. Tamam, eşyalar var ama gereksiz. Aynen, bu tarafa doğru ilerledik mi de 5'e 6 yapmış oluruz. Gel abi. Şimdi oldu sanırım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Aynen. Şimdi güzel oldu. Evet, planlamayla gitmeye çalışıyorum Clay'de. Şimdi bu hub'ı kaldıracağız. Hub'ı kaldırdıktan sonra envanterim dolacak. Bu envanteri boşaltacak bir şeyler lazım bana. Şimdi depolama abi. Şunları depola da öncelikle. Asıl sıkıntılar çünkü bunlar. Hub'ı aldığımda içindeki sandığımda içindekiler geleceği için zaten sıkıntıdayım da. Gel abi. Bunu götürelim, oraya bırakalım yine. Başka konteyner var mı? Yok ettik konteyner tabii. Yok başka konteyner. Tamamını al abi. Nasıl envanter? Boş. Tamam, olur. Tamam, hub'ı aldığımızda zaten şey yapacak. 2, 2, 2, 1, 3. Yer. Tamam. Süper. Oldu oldu. Hemen şuraları dolduralım. Gayet güzel oldu. Kutay, hoş geldin. Bence oldu. Çok da iyi oldu. Çok da güzel oldu. Hemen hub'ımızı tekrar koyalım. Şimdi uzunlamasına olmayacak. Dur. Gitti. 6 bölümlere şöyle. Yani uzunlamasına şöyle olacak. Tek sıkıntı enerji bu tarafa doğru olmalı. Tamam. 1, 2, 3. Şurada olacak. 3'e 2 dedik yalnız. 3'e 2 hiç de simetrik olmuyor. 3'e 1 olsaydı tamamdı. Bir tane daha ilerletmem lazım. Yani bir kare daha büyütmem lazım. 3. Şuraya da 2 kare büyütmem lazım. Oo, çok kötü oldu. 1, 2, 3. Şuraya bir kare. Buraya bir kare daha büyütmek lazım. Yalnız oyun takılmaya başladı ve beni sinir etti. Teşekkür ederim Kutay, sen nasılsın? Kaç tane var? 86 tane var. 1, 2, 3, 4. Deneyelim. 5. Buraya doğru ilerletirsem nasıl olur? Kaç mı olur? Buraya doğru ilerletmek daha avantajlı gibime geliyor. Çünkü belte olarak burası daha iyi. Buraya bakmam lazım. Ağır, kötü göründü. Burayı alırsam da burayı almak daha iyi. Şu an karar verdim. Ama beni biraz daha fazla zorlayacak. Çünkü konteynerleri tekrar yok etmem gerekecek. Şimdi 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. 7'ye 6 çok güzel oldu. Hemen hub'ımızı üretelim. Biraz daha uzaktan görüntü niye çıkartmıyor ki bana ya? Şimdi 7'ye 6, 1, 2, şöyle. Şu amca şöyle durmalı. 1, 2. 1, 2. Aynen. Gayet güzel. Doğru yere kurduk. Burada 2. Burada da 2. Evet, bu. Şuradan biraz sağa doğru ama bence gayet güzel oldu. Hap böyle duracak. Enerjiler buradan gelecek. Çünkü enerji depomu burası yapmak istiyorum. Bu tarafa doğru daha önemliyiz. Burada bir tane amca var. Bu ne abi? Bu sıkıntı yaratacak bize ama onu halledeceğiz. Bu amcaya şey yapacağız. Gelecekte elektrik testleri elde edebiliyoruz. Onu halledeceğiz. Eyvallah Kutay.
Tamam. Bence oldu. Biraz uğraştırdı ama oldu. Bu amcayı yok edeceğiz. Bu amcanın içinde bir şey var mı? Yok. Tamam gel abi. Şuradaki sandığa eşyalarımızı koyabiliriz artık. Rahatladık. Sen gel. Sen de gel. Sen git, sen git, sen git, sen git, sen git, sen git, sen git. Sen de git. Sen de git. Ha, siz kalabilirsiniz beyler. Seni de alacağım sonrasında. Hadi sen de git o zaman ya. Madem bu amcaları koyabiliyoruz, bence gidebilirsin. Envanter ne durumda? Bu amcayı yok edebiliriz. Bu amcayı da yok edebiliriz. Hemen burayı dolduralım. Gayet güzel. Konteyneri de yok edip biraz daha yaklaştırırım buraya. Böylece burada daha geniş bir alan olmuş olur. Ya da mesela şöyle yatay çeviririm. Şuraya doğru ilerletirim falan filan. Seni de buradan yok edeceğim hacı. Haberin olsun. Bence gayet güzel oldu ya. Ne dersiniz bilmiyorum ama. Büyük bir alanımız var. Yanlara duvar falan çekebilirim. Ama daha küçük alanlarda da çekebilirim. İlla büyük olmasının alemi yok. Bunun üzerine falan da konteyner konabiliyor mu acaba? Merak ettim. Çünkü yukarı doğru götüren konveyörlerim var. Aa konabiliyor. Çok mantıklı. Güzelmiş. Nasıl kullanıldığını bilmiyorum ama onu da öğreneceğim yavaştan. Bu konteyneri boşaltmam lazım şimdi. En büyük önceliğim o. Gel abi. Seni de nereye atalım? Hiçbir fikrim yok. Ha, şuraya konteyner koyalım hemen. Böyle koyalım. Herhalde olmuştur. Vallahi güzel olmuş. Konveyör bandı geçersiz şekle sahip. İyi şöyle gel o zaman. Bakalım yetişebileceğim mi? Yetişemiyor. Şöyle gel o zaman. Çok da iyi oldu. Çok da güzel oldu. Şu amca eksik kaldı. Alabiliyor muyuz? Alamıyorsak da çok da lülü çok da fife. Hemen git abi. Bunların hepsi umarım şey değildir. Kireç taşıdır. Demir de atıyorum çünkü arada ben unutuyorum. Kireç taşı, kireç taşı, kireç taşı. Müzik açamıyorum işin kötüsü. YouTube'a atılacağı için video telif yemeyelim diye müziksiz müziksiz böyle kuru kuru gidiyor. Tamam. Kireç taşımız da hallettik. Bence güzel oldu. Şu an bu konteyner burayı toparlıyor. Konteynerin ilerisine bir tane şey koyacaktım. Yanlış hatırlamıyorsam. Aslında burayı çok yakın bile koymuşum. Buralarda falan bir konteyner kurup önüne bir tane işleyici sonrasında bir konteyner daha kurabilirim. Hatta yok ya bu konteyner burada kalsın. Gerekirse buradan hallederiz. Tamam. Bence güzel oldu. Şimdi burayı hallettiğimize göre envanterimi buraya bir bırakayım. Tamam. Konteyneri yok. Yok edeyim de ilk biraz beton alayım yanıma. Tamam. Base'imiz bitti. Vallahi bitti. Şu amcayı yok edeceğim. Çok sinir bozucu çünkü orada. En nefret ettiğim şey ya. Ne oynuyordum ben? Hani bir tane gezegene gidiyorsun tek başına. Şu oyun çok hype'lanıyordu da sonra perk çıktı. Sonra multiplayer zannediliyordu da single player çıktı. Bilmem kaç tane gezegen vardı da sınırsız gezegendi falandı filandı. Sonra güncellemelerle düzelttiler oyunu. Neydi lan oyunun adı? Heh, No Man's Sky. Ne Rimworld? Rimworld çok güzel oyun. No Man's Sky. No Man's Sky cidden. Rimworld Multi değil ya. No Man's Sky cidden. Onda da bu beni sinir ediyordu. Of nereden girdiğimi unuttum konuya. Onda da şey vardı. Böyle ağaçlar falan yaptığım base'in içinden çıkıyordu falan. Gıcık ediyordu ciddi anlamda. Aynı şeyi bu da yapıyor şu anda. Ne istiyorsun? Ne? Hepsini biliyoruz. Allah Allah. Heh, tamam buraya materyalleri bırakabiliriz. Tamam. Şimdi kaç tane daha konteyner yapacağız zaten. Buradaki konteyneri aldık değil mi biz? Tamam. Burada bir konteyner var. Konteyner dolu muhtemelen. Evet. Şu an şuraya bir konteyner daha yapıyorum. En azından şimdilik dursun diye yapacağım bunu. Hemen buraya bir tane konveyör. Tamam. Envanter. Peki niye ben bunu yaptım? Şu an bunu niye yaptığımı anlamadım. Envanteri bırakacaksan buraya.
bırakayım. Böyle daha mantıklı. Tamam, şu an elim avucum her şeyim boş. Burayı toparlamak istiyordum. O yüzden yapmıştım. Heh. Gel abi. Yalnız yaratık geçiyor tepemden. Belki üstümüzden bir kuş geçer. Sen gel. Burası demir olacak zaten. Sadece demir malzemeleri kalsın. Çok güzel oldu. Vallahi toparladık gibi bir şey. Buradaki demirleri de alalım. Buraya geri gönderelim. Her şeyi bir yoluna koyduktan sonra rahatlayacağım ve yapmam gereken işlere girişebileceğim. Gel abi, bakırları da yerine koyalım. Kireç taşı yok elimde. Tamam. Bunlar ne? Kireç taşı. Varmış demek ki. Ama envanterde yer yok. Aa, bir tane daha konteyner yapmam lazım. Çünkü bu amcanın geldiği yer konteynere ihtiyaç duyuyor. Ama onun için materyalim yok. Bu ne çıkartıyordu bana? Bakır külçesi çıkartıyordu. Bakır külçesinden de konteynere gitmesi lazımdı. Bunu biraz geriye alıp konteyneri dışarı alsam ya da direkt konteynere girsin. Konteynerden buna çıksın. Ama benim bakır külçesine zaten ihtiyacım var. Yani bakır külçesi saçma bir şey olacak bu. O yüzden kalabilir. Burada eritici yaptım. Eriticiden konteynere gittim. Tamam. Aynen. Eritici burada. Eriticiden konteynere gidecek. Konteyneri dışarıda bırakmak istiyorum. O sebeple envanterimde yer var mı? Yok. Envanteri boşaltacağız. Şu amcayı toparlayacağım. Envanteri boşaltacağız da çok da yer yok gibi. Ne gerekiyor peki bana bunu yapabilmem için? Sen gel. Sen gel. Sen gel. Buralarda bir yerde dursun eritici. Buradan bir konveyör buraya. İçinden mi geçti lan tam? Ay ben şansımız. Ay ağzını sıçayım ya. Dur o zaman. Gel abi. Abi tam içinden geçirmeyi nasıl başarıyorum acaba? Şöyle koysam nasıl olur? Daha iyi olur ya. Gel abi konveyör. Burayla bağlan. Sonra buradan çıkacaksın. Buraya bir tane konteyner gelecek. Konteyner yapacak materyalim yok galiba şu an ama. 10 tane çubuk istiyor. Tamam. Tamam olur. Her şeyimiz tamam. Bir tek şey eksik sanki ya. Yerim sıkıntı. Allah'ım. Tam bir şey yapacağım. Bir yer sıkıntı oluyor ya. Ya da böyle küçücük bir şeyden dolayı kalıyorum. Yapamıyorum. 10 tane lazım bundan. Tamam. Neredesin depolama? Gel. Bu konveyör buraya. Lan! Bu eritici. Tamam, bu da depolama olacak. Eritici ile depolama arasında sonrasında başka bir şeyler koyabileyim diye bu kadar uzun yapıyorum. Uzak yapıyorum zaten. Bize sadece biraz demir levha lazım. Uzaktan yapabiliyor muyum diye bakıyorum ama. Oldu. Tamam. Şimdi bunlara enerji vereceğim. Bu amcaya ve konteynere gerek yok tabii ki de. Şimdi bu amca enerji alıyor. Bunu soldaki yapacağım. Nereye gidiyorsun ki acaba? Bak enerji hatları tamamen dağıldı ha. Bunu da yok edelim. Yerleri değiştirdik ya. Enerji hatları tamamen GG ve upgrade. Bak şurada da var. Şurada da var. Oha, birileri bir şeyleri kırdı. Şimdi abicim. Soldaki amca sen gel. Enerji gel. Buraya bir tane enerji hattı çıkartıyorum. Tamam mı? Şöyle güzel bir yere. Senden şuraya gönderiyorum. Senden buraya gönderiyorum. Yine senden buraya gönderirim ama bu sefer her şey biter. Neyse şimdilik dursun, sonra hallederiz. Yani bu sol taraftaki bölüm B'ye kadar, arkadaki bakıra kadar soldaki amcayla olacak. Sağ taraftaki de buraya geliyorsun. Sağ taraftaki her şey de bu sağdaki amcadan olacak. Peki bu ne halta yarıyor? Bunu yok edelim. Gel abi. Soldaki o zaman şuradan. Bu buradan buna. Bu buradan hem buna hem de buraya koyacağım. Gelecekteki herhangi bir şeye buradan enerji vereceğiz. Bence gayet oldu. Bence tamam. Eksiğimiz ne var? Bir eksiğimiz kaldı mı yani? Hiçbir fikrim yok. Buradan şey yapılacak. Heh, tamam bak o var. Buraya bir tane inşa bilmem nesi yapıp direkt olarak bize plaka vermesini sağlayacağım. Plaka uzun sürüyor diye. O arada kendi kendine yapsın istiyorum. Onun dışında şu amcaların ne işe yaradığını görmem lazım. Öğrenmem lazım. Diğer oyunumda ona bakayım.
Konveyör birleştirici ve konveyör ayırıcı. Şimdi bu amcalar benim düşündüğüm şeyse efsane iş yapar. Öyle söyleyeyim. Mesela tam buranın işi, tam buranın adamı bu. Mesela abi dolu muyuz biz hala? Doluyuz. Şu envanteri bir boşaltayım. Denemek istiyorum. Sonrasında da bu bölümü de bitirelim. Buradan bakır geliyor değil mi? Evet. Tamam. O zaman şu bakırların hepsini buraya bırakalım. Bu ne? Bakır. Bu ne? Bakır. Tamam. O bakırları da şuna bırakalım. Bakır külçesi yapacaksın. Tamam. Şu bakırları al. Bakır külçesi yaparsın sen ondan. Geri kalanında keşke buraya bırakabiliyor olsak. Tamam, neyse. Niye çalışmıyoruz? Çünkü daha yakıt koymadım. Onda bir sıkıntımız yok. Kateryumu toplayayım. O önemli bir materyal. Yanlış bilmiyorsam. Yalnız çok güzel görünmüyor mu ya renk? Buraya da kireç taşı gelecek. Kireç taşı olan her şey buradan olacak. Şunları alayım. Bunları yerine koyayım. Burası da temizlenmiş olsun bir nebze. Aa bak, şu amcayı da alacağız. O amca da işe yarıyor. Tamam, bu da güzel. Sıralamamızı yap. Hemen enerji enerjiyi vermiyorum çünkü konteynerleri daha da dolduracak. O sebeple enerjiyi şu anda vermek istemiyorum. Yalnız bu elime niye gelip duruyor bunlar? Ben yanlış yere mi atıyorum bunları? Gitsin diyorum, geri geliyorlar. Ha, şeyden aldım galiba. Konteynerden geldi galiba bunlar. Siz de gidin abi, tamam. Çok güzel. Başka gereksiz yanlış yerde olan materyal yoksa bence harika iş yaptık. Bunları çalıştırmıyorum henüz. Burası da tamam. Şu ve şurada bir konteyner daha var. O ikisinde sıkıntılar var. Bunda çok bir şey yok zaten. Şunlar bitti mi? Tamam. Bu neymiş? Bakır cevheri. Gel abi benimle. Bu ne? Kireç taşı. Süper. Buraya vereceğimiz birkaç bakır cevherimiz var. Buradaki materyallerimiz. Bunu al. Bunu atarız envantere. Bunlar gitsin. Şu elimizi iyice boşaltalım. Buraya gelip hepsini geri alacağım zaten. Bence güzel. Burayı hallettik demektir bu. Peki aklımdaki neydi demin benim? Bir. Burada şeyi de yok ettik değil mi biz? Bak onu yerine koymadık henüz. Neydi o amcanın adı? Şu. Yok. Lan nerede? Şu. Ekipman atölyesi. Tamam, elimde yeterince malzeme. Demir levha ve demir çubuk. Beşer tane. Kolay. Nereye attım? Şuraya attım işte. Sen de gözükmüyorsun o yüzden. Tamamdır. Bu ikisi. Bir tane hemen ekipman atölyesi yapalım. Böyle uzak tarafa doğru. Ve dışarıya doğru. Şu yerdeki çizgilerle çok şey oldu da. Ha, şimdi güzel. Metrik. Bir tane daha bir şey gelecek. Onu da buraya kuracağım sonrasında. Ama henüz gelmedi gördüğüm kadarıyla. Gayet güzel. Tamam. Bu amcadan çıkan herhangi bir yeni amca var mı? Yok. İyi. Ne yapacaktım? Şu amcayı yok edeceğim. Envanteri boşalttık çünkü. Bu amca gelecek. Sen de gel. Buraya ne yapacaktık? Konveyör birleştirici var ya, dağıtıcı. Onu bir denemek istiyordum. Kablo lazım. İki tane kablo gerekiyor. Kablo için tel lazım. Acaba teller nerede? Kablomuz var zaten. Tamam. Çok merak ediyorum acaba bu tahmin ettiğim şey mi? Ki tahmin ettiğim şey olması lazım. Başka şey olması çok saçma olur. Yalnız bu çok konveyör için çok saçma bir şey oldu. Evet, şöyle biraz daha ileri almamız lazım. Tamam. Şimdi abi her şey buradan buraya gelecek. Peki neye göre ayrışacak? Ayrışacak da hani birden fazla yere gitmesi için mi? Ya da ben mesela şuradan bu gelsin, buradan bu gelsin diye seçebiliyor muyum? Çünkü öyle olmadıkça bir saç şeyi yok, anlamı yok. Yani buradan mesela demir külçeler geldi. Demir külçe geliyor değil mi lan? Aynen, demir külçe geldi. Ben diyeceğim ki, demeyeceğim. Doğru, tamam, böyle böyle. Demir külçeleri 3 ayrı yere ayıracak. Ama o kadar hızlı gelmiyor ki. Neyse, tamam, güzel güzel. Bu amca iyi amca. Ne yapacağız abi? Buraya bir tane konteyner yapacağım. Bak şu, olayımız şu. Çok güzel oldu. Aynen düşündüğüm şey oldu. Buraya bir tane konteyner. Dibine. Konveyör. Buraya da iki tane işlemeci yapacağız. Tamam mı? Nedir abi? Mesela burada varsa yapabiliyor muyuz? İnşa edici.
yapabiliyoruz. Buraya bir tane inşa edici olacak. Demir levha mı eksik? Ay ağzınız. Buradan aldık ya lan demin. İşleyiciden kalmadı mı elimizde? Nereye gitti peki elimdeki demir levha normalde kullanabilmem gereken? Bayan diye hatırlıyorum tabii ki de. Heh, buradaymış. Biraz kötü durdu ama sonrasında ben bunu düzeltirim ya gerekirse. Şuradan geri gitmesini sağlarım. Bu çok güzel oldu abi. Buradan da ne yapacaktım ben? Çıkan yere bir tane daha koyacağız. Tamam. Gel abi. Buraya bir tane inşa edici. Böyle. Ne olacak abi şimdi? Ben bu inşa ediciden diyeceğim ki bana demir levha çıkar. Tamam. Buraya da bir tane daha konteyner koyacağım. Buradan metal ingotlar, yani metal maden olarak çıkacak. Buraya da mesela bir tane daha işleyici koyacağım. Ne olacak? Bu işleyiciden metal çubuk, bu işleyiciden metal plaka. Buradan da normal metal külçe olarak çıkacak. Demir külçe pardon. Ve hepsinden toparlamış olacağız. Aynen böyle. O zaman bu bölümün de sonuna geldik. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. 4. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi oyunlar.